hafta sürpriz konu ve konuklarıyla programımıza değişik isimleri konuk alıyoruz. Bu haftaki konuğumuz araştırmacı yazar Zülal Göğüş. Efendim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Zülal Göğüş Atay. Onu evet. Özellikle belirtmek isterim. Evet, Zülal Göğüş Atay. Evet, Zülal Göğüş Atay ismim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Biz canım. Kısaca sizi tanıtmaya çalıştık ama siz kendinizi kendi ağzınızdan kısaca anlatır mısınız? Tabii. Ben Zülal Göğüş Atay. Gaziantep'in yerli ailelerine mensubum canım. Eskiye dayanır biraz kökenimiz. 1945 doğumluyum. İlk ve orta okuldan sonra Gaziantep Lisesi'nden ayrıldım. Dışarıdan lise imtihanlarını bitirdim ve çabucak evlendim. Evet. 17 yaşında kızım kucağımdaydı. Yine Gaziantep'in en eski ailelerinden Atay, Mahmut Atay'la hayatımı birleştirdim. O birleşmeden iki tane çok sevdiğim, çok saygı duyduğum evladım var. Figen Arpacıoğlu, Ahmet Kenan Atay. İki evlat, dört torun sahibiyim. Çok güzel. Peki erken evlenmeniz severek mi evlendiniz? Hayır. O zamanın koşullarıyla. Hayır. Benim zamanımda öyle severek evlenmek yoktu. Aileleri münasip gördü. Ailemizin seçtiği kişiyle hayatımızı birleştirdik. Evet, Zülen Hanım, ben size soracağım birkaç soru var. Tabii. Yazı hayatına nasıl başladınız? Çok önemli canım. Şimdi benim babam gazeteci, yazar, araştırmacı Mahmut Oğuz Göğüş. Tabii babam evin içerisinde bizim öğretmenlerimizin haricinde baş öğretmenimizdi. Asıl baş öğretmenimiz Büyük Atatürk. Onu her zaman evet. takdir ediyoruz. Ve göğsümüz gürleye gürleye de bunu söylüyoruz. Ondan sonra baş öğretmenim babamdı. Biz kardeşleri dersten sonra, kendi derslerimizi bitirdikten sonra hep sürekli tarih bilgilerimizi kontrol için bize çok güzel dersler, öğütler verirdi. Çünkü başından çok işler geçmiş. 1910 doğumluydu babam. Hem Cumhuriyeti yaşamış, hem Osmanlı'yı yaşamış. Osmanlı'dan evet. Cumhuriyete geçen insanlardan iki devri o kocaman yüreğinde sığdırırdı. Ve bize defaten anlatırdı. Evet. Yani iyiyi ve kötüyü seçebilmemiz için çok güzel bir öğretmenlik yapardı babamız bize. Evet, ilk önderiniz. İlk önderim, yani, evet. Evet, babanız i̇lk yani. Babam. Yazı hayatıma da şöyle başladım. Tabii çok küçük yaşta evlenmemin vermiş olduğu bazı sıkıntılar oldu. Çok mutlu bir yaşantım oldu. Evlilik hayatım çok mutlu geçti. Nur içinde yatsın, çok çok sevdiğim ve saydığım bir kocam. Eşe sahiptim ben. Ama erken kaybettim. Onu kaybedince peş peşe annem, babam çok peş peşe öldüler. Yazı hayatını hep arzu etmiştim. Edebiyatı çok severdim, tarihi hı hı. çok severdim. Babam bana hep yazmamı söylerdi. Bu aileden gelen bir gen olsa gerek bizde. Fakat önümde çok bilen, çok güzel yazılar yazan, her konuya ufak ufak dokunan, bazen de bu dokunmalarından çok zarar gören bir gazeteci yazar vardı karşımda. Onun evet. için biraz cesaret edemedim. Sonra babam Gaziantep Harbi yaşayan bir insandı. Onu toparlamak istedi ve toparladı. Onu toparlarken sürekli yardımcısı olarak hep beni görmüştür. Ve ben de o birikintileri, biriktirdiklerimi hiçbir zaman eteğime koymamışım canım. Bir laf vardır hani, söz söylenirse eteğe dökülüp kalkarsın, bir de kulağına koyarsın. Evet. Söz gider, yazı kalır anlayışıyla ben de yazmaya karar verdim. Çok yazı güzel. Hayatım bu şekilde başlamış oldu canım. Evet, araştırma konularınız nelerdir peki? Araştırma konuları, her konuyu merak ederim. Hı hı. Belki biraz yapı olarak bu biraz meraklıyım. Şiiri seviyorum, tarihi çok seviyorum. Özellikle Gaziantep Harbi'ni babamdan çok dinlediğim için, zaten savaşlar benim için hep böyle anlamsız bir kavramdı. Gaziantep Harbi'ni de babamdan dinledikten sonra dedim ki, ya bu savaşlar ne kadar anlamsız bir kavram ya. Bu insanlar ölüyorlar, paramparça oluyorlar falan. Bunları dile getirmek lazım dedim. Hep Büyük Atatürk'ün sözleri de aklımdadır.
Bir millet savaş alanlarına ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferlerin sürekli sonuç vermesi için ancak kültür ordularıyla muvaffak olabilir diye yazmaya karar verdim ve yazdım. İlgi alanımda tabii öncelikli benim memleketim ve gazilikle taçlanmış bir Gaziantep'ti. Ben Gaziantep'liyim. Çok evet. da mutluyum. Her zaman söylemişimdir. Gaziantep'li olmak bir ayrıcalıktır. Çok derin ve geniş bir kültürü sahip bir memleketimiz var. Onun için evet. onu yazmadan ve Antep Harbi'ni dile getirmeden edemedim. Ve görselli bir Gaziantep Harbi kitabı çıkarmaya karar verdim. Evet. Öncelikle bu işe bir sergi açmakla başladım. Çünkü bazı sergilere gezdiğim yerde babamın çok emek vererek, hiçbir yardım destek almadan emek vermiş olduğu resimleri, belgeleri, bilgileri başkaları isimlerini yazarak yayım hayatına koymaya çalıştılar. Evet. Ben de buna biraz kırıldım diyebilirim. Evet. Ve bu işin için ben yapmayayım. Bilgim çok, birikintim çok diye ve kitap çıkarmaya karar verdim. Sayın Doktor Asım Güzel Bey bu konuda çok hassas. Hı hı. Sergime gezdiğinde çok duygulanmıştı o da. Bana dedi ki, ben kendisine dedim ki, Sayın Başkanım ben bunları kitaplaştırmak istiyorum dedim. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii kesinlikle, ne demek dedi. Ve onun da teşvikiyle bendeki kalan birikintilerle biz kitap yapmaya karar verdik. Sertaç Yayın Evi ile Gaziantep Bey ile çalıştım. Elif Hanım'a o konuda çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle, büyük bir sabırla beni dinledi. Ve biz kitabı 3 senede dokümanlarım hazır olmasına karşın 3 yılımı aldı. Bu 3 yılda benim görüşmediğim kimse kalmadı. Birçok kaynaktan yararlandım. Bu özellikle Ali Nadi Ünlü'nün, başta babam evet. Oğuz Göğüş'ün kitabı, Lohanlı Mustafa Nurettin'in kitabı, birçok Ömer Asım Aksoy'un, Hüseyin Bayaz'ın bir sürü kitaplardan faydalandım. Şimdi ben okuyordum ama bir de babamdan dinlediklerim vardı. Çünkü babam bir savaş artığıydı. Ölümden tesadüflerle kurtulmuş bir insan. 10 yaşında o çetelere su taşırken yaralar almış, bereler almış, birçok meşakkatler çekmiş bir insan. Onun hep anlattıkları kulağımda küpedir benim. Hiç de unutmam. Özellikle ekmek konusunda babam çok hassasiyet gösterirdi. Ve şimdi ben bakıyorum bir da... Bir de merak konusu olunca, hani evet, merakınız da varsa... insanlarımızda o merak da yok, o ekmeğe saygı da yok. Evet, biliyor musunuz? Evet. Hep ne yazık ki. Her zaman söylüyorum ben. Evet, ne yazık ki yok. Evet. Peki ilk kitabınızı elinize aldığınızda ne hissettiniz? Çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu. Ben isterim ki bütün hanımlar, beyler, gençler, çocuklar... Geçmişimizi bilmeden biz geleceğimizi hiçbir zaman garanti altına alamayız. Evet. Özellikle geçmişimizi çok iyi öğrenmemiz lazım canım. Bunun için de büyüklerin, hani özellikle kesinlikle. En büyük şey burada büyüklere düşüyor. Kesinlikle. Hani tarihi iyi bir şekilde kesinlikle. Gelecek nesillere aktarılması kesinlikle. Gerekiyor. Fakat eskiden mesela ben küçükken, yani bayağı küçükken, anneannem bana hep anlatırdı böyle. Özellikle yatmaya yakın böyle. Tabii. Anlatırdı böyle hikayeler. Merak ederdik yani, dinlerdik. Ama şimdi öyle pek duymuyorum yani. Yok yani. Fatoş Hanım, o şeyler ben çok az. İnanıyorum. Eğitim ailede başlıyor can. Evet. Sonra okullarda büyüyor. Sonra da kendinizi yetiştiriyorsunuz. Ama evet. mutlaka aile eğitimi şart. Evet. Ben öyle eğitimli bir aileden geliyorum. Ve çok da seviyorum. Eğitimi seviyorum. Evet. Ve bu konuda her türlü yardıma da her zaman açığım ve hazırım yani. Evet. Peki Gaziantep kültürünün önemi nedir? Gaziantep'i çok sevdiğinizi, Gaziantep'ten olmaktan gurur duyduğunuzu evet. bahsettiniz. Gaziantep'li olmaktan tabii çok memnunum. Bir defa bizim bir gazilik unvanımız var. Evet. Atatürk'le kardeş bir unvanımız var. Taçlanmış Gaziantep. Gaziantep'in başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
Gaziantep denilince akla çok büyük kültürler geliyor. İlk yerleşim yerlerinden biri Gaziantep. Birçok şeylere beşiklik etmiş, uygarlık etmiş, birçok insanlar gelmiş geçmiş. Bunun üzerine bir harp görmüş, aç kalmış, susuz kalmış ama kadını, kızı, çoluğu, çocuğu memleketini terk etmemiş. Evet. Oturmuş onurluca bir savaş vermiş. Ve savaşta da muvaffak olmuş canım. Evet. Bunlar. Antep'in için sevmeyeyim. Ben Antep'li olmak ayrıcalıktır. Kesinlikle. Ne mutlu Gaziantep'liyim diyene diyelim. Ne Aynen. mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Gaziantep'liyim diyene Aynen. diyelim. Peki şiir yazıyor musunuz? Tabii yazıyorum. Şiiri seviyorum. Nasıl başladınız şiir yazmaya? Edebiyatı da seviyorum. Şiir de seviyorum. Ben çok genç yaşta başladım bu işe. Çocuklarım ilk olduğu zaman, özellikle kızım, ilk çocuğum dünyaya geldiği zaman onun her hareketini yazıyordum. Şiirleştirerek mi? Çünkü çok genç bir anneydim. Evet. Çocuğun belki de çok anlamını da bile bilmiyordum. Ama onun hal ve hareketleri bana çok şeyler öğretiyordu, çok şeyler katıyordu. Yazıyordum, şiirsel olarak yazıyordum. Eşimle geçirdiğim çok güzel günler vardı. Hayatı seven ve dolu dolu yaşayan bir eşim vardı. Onu da böyle şiirsel olarak yazıyordum. Evet. Ama bir gün bunları böyle kitaplaştıracağımı düşünmediğim için o şiirlerimizi ne yazık ki heba ettik. Sonradan bu biraz galip gelmeye başladı galiba bu şiir yazıları. Biz tekrar devam edelim dedik. Şimdi eski şiirlerimizi, yeni şiirlerimizi katarak inşallah bir kitap. Yayım hayatına bir de şiir kitabı kazandırmak istiyorum. İnşallah. Peki size göre şiir nedir Zülal Hanım? Şiir nedir? Şiir çok kapsamlı, çok geniş insan duygularını ve bir süzekten, süreçten geçmiş ve şiirle her şeyi anlatabilirsiniz. Bütün duygularınızı oraya dökebilirsiniz. Sevdiğinizi, sevmediğinizi, harpleri, çocukları. Mesela benim bir şiirim vardı, Mavi Dergisi'ne yayınlanmıştı. Hı hı. Bir asker çocuğunu izlemiştim 3-4 yıl önce. O asker çocuğu bana çok dokunmuştu. Öyle ki sarışın, mavi gözlü bir 3-5 yaşlarında bir kız çocuğu, kıvırcık kıvırcık saçları, gözlerinden akan her yaş damlası, göz damlası sanki benim içime akmıştı. Çünkü büyük bir patlamada babasını kaybetmişti. Ve babasının cenazesi giderken yerlerde kar var çıplak ayaklarıyla. O çocuk o şeye bakıyor, cenazeye bakıyor ama onun anlamının ne olduğunu bilmiyor. Ben bunu yüreğimde hissettim. Çocuğum diye bir şiir yazdım. Mavi Dergisi'ne yayımlandı o şiirim. Hı hı. Dünyanın bütün karlarını eritmiş yüreğinde. Ama kimin öldüğünün farkında bile değil. Ölüp duygulanlarında yazmak istiyorum ve yazıyorum. Evet. Yazıyorum. Peki hece şiir mi yazmak zor, serbest şiir mi yazmak zor? Serbest şiir göre? Yazmak, şiir yazmak zaten zor bir meslek. Ama bunu ayırmayalım. Hece, serbest diye ayırmayalım. Şiir her zaman şiirdir. Siz bir şiirsiniz. Dünya bir şiirdir. Ben bir şiirim. Evet. Her şey bir şiirdir benim yanımda. Tabii bu da bir farklı bakış açısı. Evet. Evet. Peki son zamanlarda görüyorsunuz şiir yazan insanlar bayağı çoğaldı. Evet. Her önüne gelen şairim evet. gibi kendini evet. gösterip evet. şiir yazıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi başta şunu belirteyim canım. Hiçbir zaman ben şair olarak bir şiir yazmıyorum. Hiçbir zaman da bir şair olduğumu zannetmiyorum. Ama duygularımı dile getirmek istiyorum. Hissettiklerimi yazmak istiyorum. Yani gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istiyorum. Öğrensinler iyisiyle, kötüsüyle neler yaşanmış, neler yaşanabilir. Gençlere bir şeyler bırakmak için ben ufak tefek bir şeyler karalıyorum ama hiçbir zaman şairim diye iddia etmiyorum. Evet. Peki seyircilerimize okumak istediğiniz bir şiiriniz var mı? Tabii. Yazmış olduğum bir şiirim var. İsterseniz onu sizinle de paylaşabilirim. Çok iyi olur. Biliyor musunuz? Zaman tek elde edilemeyen bir şeydir. Zaman çok önemlidir. Şiirimin adı Zaman diye başlıyor zaten. Bu dünyadan gidince ben, paralama boşuna kendini sen,
Sakın ağıtlar yakma arkamdan. Doğarken gün hatırla beni an be an. Neyleyim sevdanı? Eyleme beni. Söyle şifası içinde olan derdini söyle. Bir sır gibi saklama öyle. Sarıl sevdiğine, fısılda yüreğine koş. Çünkü bu dünyada her şey boş. Öldükten sonra ben, gelsen de hoş, gelmesen de hoş. Çok güzel. Elinize, dilinize sağlık. Sağ ol canım, teşekkür ederim. İnsanlar, zamanların geçmeyeceğini, her zaman böyle olacağını hep zannediyorlar. Hep aynı kalacak gibi. Oysa dönmeyen tek şey ilerleyen saatler. Geçince zaman, keşkelerimiz olmasa keşke. Biz de diyoruz ama evet. O keşkeleri olmasa. Keşke şunu da yapsaydım, keşke bunu da yapsaydım. O keşkeleri kullanmamak için zamanı çok iyi kullanmak lazım canım. Evet. Evet. Peki yeni çalışmalarınız var mı? Evet. Çalışmalarımız var. Nelerdir bahsederseniz? Şimdi ben bu Gaziantep Park kitabını yazarken görselli bir albüm şeklinde bir arkadaştan bilgi alıyordum. Bunun yanında tesadüfen bir arkadaş daha var. Bana dedi ki, bacım sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun dedim ben de. Siz dedi bu büyükleri yazıyorsunuz da dedi. Biz acı çocukların çektiğini de yazın dedi. Biz neler çektik çocuklar biliyor musun dedi. Sana anlatsam şaşarsın belki babam bilir bu kadarını sana anlatmamıştır dedi. Ve adamın gerçeklerini anlattıkları beni o kadar çok etkiledi ki. Çok aç kaldığını, babam da söylerdi onu, çok aç kaldıklarını. Hatta bellerine, karınlarına taş bağlayıp, kemer bağlayıp sıkıştırarak açlıklarını hissetmemelerini anlatırdı. O arkadaş da aynı şeyleri söyledi bana. Biz çocuklar çok sıkıntı çektik dedi. Affedersin at pisliklerinden yiyecekler toplardık derdi. Onun üzerine şimdi ben çocuk mücahitlerimizi ele aldım. Hı hı. Çocuk mücahitleri yazmak istiyorum. Kısmet olursa çocuk mücahitleri hazırlıyorum. Çok güzel. Evet. Araştırmalarınız şu anda o yönde. Tabii yani. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Çünkü çocuklarını çalılara bırakmışlar. Çocuklarını satmış silah almışlar. Annesinin iffetine dokunan bir insanı şehit Kamil öldürmüş. Evet. Bunlar bizim bayrak şehitlerimiz biliyorsunuz. Evet. Onun için o çocukları da anmadan geçemedim yani. Geçemezdim de. Evet. Geçemezdim de. Çok inşallah. İyi yapmışsınız başarılarınızın evet. Sağ devamını teşekkür diliyorum. Ediyorum. İnşallah istediğiniz gibi bir i̇nşallah. Kitap hazırlarsınız. İnşallah ömrünüz vefa ederse. İnşallah. Sağ ol. Peki ne gibi etkinliklere katılırsınız Zülel Hanım? Kültürün, sanatın olduğu her yerde mutlaka beni hasta değilsem görmüşsünüzdür. Kültürü evet. Çok seviyorum, sanatı çok seviyorum. Evet. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarının biri kesilmiştir diye büyük Atatürk bunu zaten evet. Dile getirmiş. Onun için kültüre ve sanata biraz daha önem vermek istiyorum. Ve herkesin de vermesini istiyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Herkesin katkıda bulunmasını istiyorum. Evet. Peki sizce kültüre ve sanata yeterince önem veriliyor mu? Şimdi bu soru çok su götüren bir soru. Cevap versem mi vermesem mi diye düşünüyorum ama yeterli olduğunu sanmıyorum. Evet. Yeterli olduğunu. Biraz daha sanata ve kültüre eğilmemizi istiyorum. Mesela hanımlarımız sağ olsunlar çok güzel şeyler yapıyorlar. Biraz daha katkıda bulunmak için kültür ve sanata eğilmelerini istiyorum canım. Dünyada kültür ve sanat olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet. Hiçbir şey olmuyor. Onun için kültür ve sanata biraz daha değer verelim istiyorum. Ve rica ediyorum bunu. Evet. Yalnız Gaziantep'ten değil. Bütün insanlıktan. Bütün insanlıktan kültüre ve sanata biraz daha önem vermelerini rica ediyorum. Yetkililer ve belediyeler bu konuda destek veriyorlar mı? İşte sorunun en zor yanı da bu. Şimdi efendim tabii onlar da kendilerine düşen her türlü vazifeyi yapıyorlar. Yok desek mümkün değil, yok diyemem.
Fakat biraz daha onların da bize yardımcı olmalarını istiyorum yani. Yoksa belediye başkanlarımız bu konuda hassaslar. Hassaslar. Evet. Yalnız belediye başkanlarımız değil, ticaret odası başkanımız, sanayi odası başkanımız bu konuda gerçekten hassaslar. Onlara da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Peki hazırlayacağınız kitap dışında yeni bir projeleriniz var mı? Ha, şöyle bir projemiz var. Buraya gelmeden önce bir arkadaşla görüştüm. Çok kıymetli bir arkadaşım, tarihçi, aynı zamanda kendisi de kitapları da var. Bir okul hakkında bir proje hazırlıyoruz. İnşallah konferanslarımız olacak. O büyük yelpazede bana da düşen görevleri ben inşallah hazırlayacağım. Projemiz de güzel bir proje olacak. Biraz sürpriz yapalım onu. İnşallah. Merakla bekliyoruz biz de. Peki başarılarınızı neye borçlusunuz? Başarılarımı niye borçluyum? Çok başarılı mıyım değil mi onu bilemiyorum. Ama geleceğe bir şeyler bırakmak hoşuma gidiyor. Ailenizin katkısı ne yönde oldu? Ailem destek her yönüyle bana mı? Katkı yoksa engellemek istediler tabii mi? Tabii tabii ailem, kızım, oğlum, torunlarım, arkadaşlarım çalışmalarından hep gurur duydular. Ve bu çalışmaların devamını kendileri de istediler. Özellikle de kızım benden sonra inşallah bu bayrağı taşıyacak olan insan çok meraklı kendisi de. Tabii şu anda en yoğun zamanı, onda oğlu okuyor, kızı okuluyor, işte yoğun bir devresi şu anda. İnşallah benden sonra bayrağı o taşıyacak. İnşallah. Ve yazılarımı kendisi derleyecek, toplayacak. İnşallah. İnşallah. Biliyorsunuz önümüzde hani özellikle son zamanlarda iyice artan kadın şiddeti olaylarını biliyorsunuz. Evet. Bizim zaten programımızı yapış amacımız buradan sizler gibi başarılı insanları çıkarıp insanlara örnek oluşturmak ve özellikle bayanların önünü açmak. Kadınların yani özellikle erkekler tarafından ya da aile baskısı sonucunda hep bastırılıyor. Peki bu konuda neler söylemek istersiniz? Efendim önce dediğim gibi ailenin eğitimi çok önemli. Evet. Eğitim aileden başlıyor. Her zaman da bunu söylüyorum ben. Kız çocuklarının özellikle haklarını bilmesi gerek. Ve okuması gerek. Ayakların üzerinde durması gerek. Erkekle eşit olduğunu öğrenmesi gerek. Evet. Bu çok önemli bir şey. Hani biz bunu sürekli dile getiriyoruz programlarda olsun. Hani sürekli kadın kadın hani sürekli kadın ki kadın olmadan da hiçbir şey olmaz. Kadınlarımız, annelerimiz, analarımız, özellikle annelerimiz dediğiniz gibi her şeyden önemli. Fakat hep ikinci plana atılıyor. Şimdi bir kadın eğitirseniz bir aileyi eğitirsiniz. Evet. Bir erkeği eğitirseniz erkeği eğitirsiniz. Ama anneye burada çok görevler düşüyor canım. Evet. Hak ve hukuklarını öğrenmesi lazım bir kadının. Küçük gelinlerin, küçük evliliklerin yapılmaması gerekiyor. Özellikle doğuda bu şiddet nedir kardeşim nedir? Şiddet nedir? Yani insanın yaşadığı yerde şiddetin olmasını asla kabullenemiyorum ben. Evet. Onun için kadının daima ayağı üzerinde duracak, kendini güvende hissedecek bir eğitiminin olması şart canım. Evet. Çok önem veriyorum ben bu konuda. Peki seyircilerimize son olarak vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var tabii. Var tabii. İnsan en üstün yaratılmıştır. Eğer insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir etmek lazım. Çalışkan fakat akıllı değil ise dikkat etmek lazım. Akıllı fakat tembel ise ikaz etmek lazım. Hem akılsız hem tembel ise hemen terk etmek lazım. İnsan üstün bir varlıktır. Kendi kendine yetiştirmesini bilir. Evet. Ve bilmesi gerek. Yararlı kaynaklardan değerli kaynaklardan yararlanması gerek. Neme lazım? Bu neme lazımcılık kesinlikle bir meziyet değildir.
şurada bir şey olmuş. Beni ilgilendirmiyor. Hayır efendim, ilgilendiriyor. Ve ilgilenilmesi gerekir. Herkes taşının altına elini koyarsa. Mutlaka, mutlaka herkes evet. taşın altına elini koyması gerek. Birlik olmadan beraberlik olmaz. Beraberlik olmadan birlik olmaz. Evet. Onun için çok dünyayı güzel görmek lazım ya. Dünyayı güzel görmek lazım. Yani şimdi bazen ben televizyon izliyorum. Tabii eleştirmek haddimize değil bizim ama daha yararlı programlar, daha güzel şeyler verebilirler. Kültür ağırlıklı yayınlar verebilirler. Evet. Özellikle şiddet içeren film olsun, dizi olsun, bunları ben çok tasvip etmiyorum. Çok insanların şeyini bozuyor ya, dimağını bozuyor yani. Bozuluyor ister istemez, etkilenip örnek alan insanlar yani var. Yani nedir kardeşim? Evet. Testereler, bıçaklar, şu Münevver Karabulut. Karabulut'un cinayetini devadan veriyorlar. Vermeyin ya. Bu kadar yani, gerçekten zalim olmaya gerek yok. Yani biraz da hadiseleri iyi tarafını alıp iyi tarafından değerlendirmek lazım. Benim gençlere söyleyeceğim, çok iyi çalışıp çok iyi eğitim görmelerini, şiddetten uzak durmalarını, kötü şeylerden kesinlikle uzak durmalarını, hep hadiseleri iyi yönden alıp iyi yönden değerlendirmelerini istiyorum. Çok daha güzel şeyler de var. Çok daha güzel şeyler gelir meydana. Bakan gözler çok önemli. Evet. Bakın mesela şimdi sizin Bahar TV. Önce aklıma gelmedi. Bahar TV. Sonbahar mı, ilkbahar mı? Değil mi? Bu hangi baharı kapsıyor onu bilemedim ama mutlaka. İkisinin de ayrı ayrı güzel yanları var. Bahar deyince akla çok güzel şeyler gelir. Evet. Yenilenmek, güzelleşmek, yeniden doğmak. Ama sonbahar hüznü içermekle beraber o kadar güzel renkleri var ki. Kırmızı, sarı, yeşil. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman toplum çok güzel olur. Ama siz bunları, aman sonbahar geldi. Aman yapraklar döküldü. Ay sarardı her yer. Böyle derseniz olmaz. Her şeyin güzel tarafını değerlendirmek lazım. Hani ben bir söz var ya, bakmak var, bakmak tabii, var. Tabii, tabii. Onun gibi. Kesinlikle. Mesela ben arkadaşlarla gezerken, ay ne çok şeye dikkat ediyorsun derler. Kavaklıkta naçizane sabahları böyle bir yürüyüş yapıyorum. Ama orada açan güller, bu menekşelerin üzerindeki damlacıklar beni o kadar çok etkiliyor ki. Arkadaşlara söylediğim zaman, aa ne kadar çok şey arıyorsun diyorlar. Ben de onların da aramasını ve bakmasını istiyorum. Öyle teşvik ediyorum onları ve gençlere buradan söylüyorum. Çalışmak, çalışmak, yine de çalışmak. Özellikle bayanlarımız için. El verdiğince çalışmak. Evet. Özellikle bayanlarımızın, kızlarımızın boş vakit geçirmelerini asla kabullenemiyorum. Evet. Asla kabullenemiyorum. Ben kitabı yazarken, hazırlarken gece saat 3'te falan uyanırım. Eğer o gün aklıma takılan bir şey olmuşsa 3-3.30'da kalkıp çok yazılar yazdığım olmuştur. Ama sabah mı olmuş, sabah mı olacak, olsun. Ama ben amacıma ulaşmak için... Bayanlarla ilgili düşündünüz mü kitap yazmayı peki? Çok düşündüm. Evet. Çok düşündüm. Ve o karamsar yüzleri düşündükçe içim sızlıyor. Nasıl yazacaksın şekerim? 7 yaşında, 8 yaşında gelin olmuş, başına tüller takmış, duvaklar takmış. Çok da güzel bir yazım var o konuda. Başına duvaklar takıyorlar ama içindeki fırtınadan haberleri yok diye de bir şiir yazmıştım. Keşke yanımda getirseydim. Evet. Onu da bayanlar özellikle söylüyorum canım. Biraz daha dirayetli olmayı öğrensinler. Ve okumaktan yılmasınlar. Bir de her şey insanın kendisinde bitiyor değil mi? Tabii kendinle yani başlar. Ne kadar baskı şey olsa da, engel olsa da kesinlikle. İnsan istediği zaman onların önüne geçebilir. Tabii, tabii. Evet. Geçebilir. Hele şu doğudaki bazen töreler var. O töre cinayetleri. Onları okuduğum zaman zaten şeyim şaşıyor. Dimağım şaşıyor yani. Evet. Bunların olmamasını bütün dileğimle arzu ediyorum. İnşallah biz de. İnşallah. İnşallah canım. Evet. Yaptığınız programlarda bunları güzel güzel dile getirin. Anlatın. Tabii siz bizden daha çok halkla, insanlarla yüz yüzesiniz. Onun için size çok
gençlere özellikle çok vazifeler düşüyor, biliyor musunuz? Evet. Ve inanın yazmayı hiç ihmal etmeyin. En ufak şeyi değerlendirin. Yazı çok kıymetli. Çok kıymetli. Şimdi internet. Söz uçar yazı kalır. Evet, söz gider yazı kalır. Şimdi internet ortamında yaşıyoruz. Bizim o kadarını aklımız ermiyor. Çok ince teferruatlarını. İnternetin de iyi yerlerini kullanmak lazım, biliyor musunuz? Duyuyoruz onun da bazı evet. sakıncalarını. Ama ne yazık ki dünyamız internet dünyası. Çok kötü şeyler de oluyor, çok iyi şeyler de oluyor. İşte eğitim orada başlıyor hocam. Eğitim orada başlıyor. Evet. Ben programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zelal Hanım, zevkle. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ ol canım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız bu babam rahmetinin bir sözü vardır. Hiç kulaklarımdan gitmez. Buyurun. Bunu da söylemeden etmeyin. Buyurun, tabii. Keşke Gaziantep'in derdi, dilleri olsa da Antep Harbi'ni kendi bize anlatabilse derdi. O zaman evet. ve gözlerinden yaşlar akardı. Tabii babamın o söyledikleri bana o zaman daha gencim çok anlamlı gelmezdi. Ama bir yaştan sonra savaş yalnız Antep'te olmuyor. Savaş dünyanın her yerinde oluyor. Ve hiç anlayamadığım bir şey, savaş nedir ya, nedir ya? Çıkar savaşları, başka hiçbir şey değil. Hiç evet. savaş olmasın, barış olsun, dünyada barış olsun, güzellikler olsun. O kadar güzel şeyler var ki yaşanacak, için savaşalım. Değil mi? Yani. Onun için gençlere tavsiyem, savaş değil, barışçıl yaşasınlar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Sevgili izleyenler, Başarının Öyküsü programını burada noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.